Merhaba arkadaşlar, ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Aga bu şu mum niye böyle Survivor meşalesi gibi yanıyor? Bu ne birader ya? Şimdi bugün arkadaşlar çok sıkıntılı bir video imza atacağız. Bugün ne yapacağız? Dışarıda sokakta oynamamanız gereken bir oyundan bahsedeceğiz. Bu bir Japon efsanesi ve bu oyun oynanmıyor artık. Yani ben bugün bir deneyeceğim. Bakalım başımıza bir şey gelecek mi, gelmeyecek mi? İlk önce size mevzuyu bir anlatmam lazım. Ve bu tarz Japon korku efsanelerini test etmemi de istiyorsanız like'a abanın. 15.000 like'ta yeni bir Japon korku efsanesi yapabiliriz. Siz oynamayın diye ben kendimi feda edeceğim. Ve bugün ben bu Japon efsanesini test edeceğim. Ben bu oyunu niye dışarıda ya da sokakta oynamayın dedim. Çünkü böyle bir rivayet var. Rivayete göre Japonya'da aynı bizim seksek gibi düşün diyeceğim. Yok, seksekle alakası yok. Uzun eşek desen onu biz lisede oynardık da. Aga, ne saçma bir oyun. Niye ismi uzun eşek? O da ayrı bir mevzu. Ortada sıçan desen niye onun adı da ortada sıçan? Ne biçim isimler aga bunlar? Kim takmış bunları ya? Ortada sıçan, uzun eşek. Kagome'de şöyle bir oyun. Bir tane ebe seçiliyor. Ebe yere çömeliyor. Yani sıçar pozisyonda değil, bildiğimiz yere çömeliyor. Sonra etrafında 3-4 kişi, 2 kişi de olur, 5 kişi de olur fark etmez. Etrafında dönüyor ve Kagome şarkısını söylüyor. Kagome şarkısını da şimdi size bir okuyayım. Şarkı şöyle arkadaşlar. Bakın bu araştırdım, çevirdim. Japoncasından Türkçe'ye çevirdim. Şarkı böyle oldu. Bilmiyorum yani çeviride hatalar olabilir. Ama buymuş yani şarkı bu. Şarkıyı okuyorum arkadaşlar size. Kagome Kagome, kafesin içindeki kuş. Ne zaman ne zaman çıkacaksın? Şafak vakti mi, akşamüstü mü? Turna ve kaplumbağa. Arkadaki mi, öndeki mi? Şimdi bu nasıl bir şarkı ben de anlamadım ama şarkı böyle. Bu şarkının sonunda ebenin gözleri kapalı bu arada, onu söylemeyi unuttum. Ebenin gözler kapalı. Ebenin şimdi küfür gibi oldu böyle de. Ebe deniyor yani, ne deniyor ki? Ebe denir oradakine. Ebenin ona niye ebe deniliyorsa o da ayrı bir olay. Şimdi mantık aramayalım arkadaşlar. Burada mantık aranmaz. Sonra o kişi arkasındaki kişiyi tahmin etmeye çalışıyor. Mesela arkasındaki kişi kim olsun? Chucky. Chucky diyor. Chucky ise ebe oluyor. Ama arkasındaki kişiyi tahmin edemezse işte bütün mevzu burada başlıyor. Kagame'nin ruhu geliyor. O tahmin edemediği için onu birden ormana ya da karanlık bir yere sürüklüyor ve orada mevzuyu bitiriyor. Artık ne oluyor? İndiriyor mu? İndiriyor mu derken davlant yapıyor demiyorum aga. Burada şimdi böyle söylüyorum da sen anladın. Tık. Böyle bir şey mi oluyor? Bunlar rivayet, efsane. Yani bizim guru yabani gibi düşünebilirsin. Japonya'da bu oyun artık oynanmıyormuş. Bu korku efsanesinden ötürü. Ben biliyorsun aga, böyle mevzuları test etmesini severim. Ben bu mevzuyu çözerim. Ben bu mevzuda bir test yapacağım ama sabahın köründe, şu an sabah 6-7 hatta o saatlerde ben kimseyi bulamayacağım. Arkadaşımız da yok. Kimle oynayacağız birader? Senle oynayacağım. Yani sen bu videoda bana eşlik edeceksin. Ve birisini daha çağıracağım. Kimi çağırsam? Chucky'yi çağıracağım. O da herhalde bu uyanıktır. Onu çağıracağım. Ve bugün bu oyunu oynayacağız. Kagome'nin ruhu gelecek mi? Oyun nasıl oynanıyor? Hepsini göreceksiniz. Oyun nasıl oynanıyor? Hepsini göreceksiniz. Ama ebe kim olacak biliyor musun? Ben değil. Chucky değil. Sen olacaksın aga. Çünkü biz etrafta döneceğiz. Arkadaki kişiyi tahmin etmeye çalışacaksın. Chucky mi ben mi? Gözlerinde kapanacak. İlk başta gözlerin kapanmadan oynayacağız. İkincide gözlerini kapatacağız. Yani kamerayı kapatacağım. Mevzu başlayacak. Heyecanlı bir oyun olacak. Chucky'den olduğu kadar konuşmasını istemeyeceğim. Çok konuşuyor çünkü. Biraz az konuşacak. Ama oyunu oynayacağız. Gelin şu oyuna bir geçelim. Bakalım nasılmış. Sıkıntı var mıymış? Efsane miymiş? Kestane miymiş? Görelim aga. Ben severim böyle korku efsanelerini. Bize tırıs gelir. Tırıs gider. Benim adım Berke. Mevzular benden sorulur aga, sen beni biliyorsun. Haydi. Niye kamera açısı böyle? Selam. Aga bu nasıl bir açı diyorsun değil mi? Açı ölçerle ölçsem böyle kamerayı koyamazsın. Öyle bir açıya koydum. 90 derecelik açıyla şu an bizi izliyorsunuz. Ne dedik? İlk başta ebesizsiniz. Biz Chucky ile dönüp size ilk önce oyunu tanıtacağız. Sonra Chucky ebe olacak. Bakalım Kagome'nin hayaleti gelecek mi? Kagome ne ya? Hazır mısın Chucky? Şarkıyı sen söyleyeceksin ha, Kagome'nin şarkısını. Ne yapacağız, dönecek miyiz? Şimdi el ele tutuşuyoruz. Tut elime. Tamam. Dönüyoruz. Dön.
Ben mi söyleyeceğim? Kagome, Oğlum şarkını kagome. bilmiyorum ki. Şarkıyı sen de söyle. Kagome, Ne söyleyeyim? kagome. Biraz hızlı dön. Çek ki bu ne yavaş dönmek. He. Tır mı çeviriyorsun? Şöyle hızlı dön. Kagome, kagome. Kafesin içindeki kuş ne zaman çıkacaksın? Şafak bak. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şu an arkanızdaki kişi kim? Ona göre sobe yapacaksınız. Ebe olacak. Bakalım tahmininiz doğru mu? Şu an arkadaki kişi Chucky mi yoksa ben mi? Yani Berke mi? Evet, bekliyorum. 10 saniyeniz var. Yaz yorumlara yaz. Hızlı yaz. Aga biraz hızlı yaz. Bekliyoruz burada da. Heh, yazdın mı? Kim dedin? Berke mi? Yanlış. Yanlış. Chucky vardı. Yani Chucky bilemedin aga. Normalde sen sobelendin ama Chucky'yi bilenler %100 vardır. Aranızda Chucky'yi bilenler varsa yoruma ben bildim yaz. Bilemedim yazanlara da harbiden kalp atacağım. Doğruyu söyledikleri için bilenlere de bilemeyenlere de kalp atacağım. Bildin mi bilemedin mi? Şimdi Chucky eğilecek, biz etrafında döneceğiz ve mevzuya bakacağız. Arkadaşlar şu an ikimiz dönüş yapacağız. Şöyle bir döneceğiz. Chucky bilmeyecek, kamerayı da yerlerini değiştireceğim. Chucky zaten şu an tahmin edemez, gözlerini kapattı. Hadi dönelim. Kagome, kagome. Bu kadar az kişiyle bu kadar oluyor arkadaşlar, yapacak bir şey yok. İki kişi, sizle beraber üç kişiyiz. Kamera, sen, ben, 3. Evet Chucky, gözlerini açma. Arkadaki kişi ben miyim yoksa bizi izleyen kardeşlerimiz mi? Kardeşlerimiz mi var diyorsun? Yanlış, ben vardım. Elendin. Şimdi bakalım Kagome'nin ruhu gelecek mi aga? Kagome'nin ruhu gelecek de ne, öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakıyorum sağa sola, Kagome'nin ruhu gelmemiş. Belki biz ne oynuyorsun? Nerede bu ruhlar ademinde mi aga? Dümenden rivayetler. Boşuna böyle Lan Chucky nerede? Aga Chucky yok. Kaybolmuş. Oğlum Kagome'nin ruhu mu geldi yoksa? Kagome'nin ruhu Chucky'ye girip aldı mı Chucky'yi? Lan Chucky. Chucky. Pis 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 pis. Kuş kuş kuş. Chucky neredesin lan? Oğlum korkutma, bilerek mi yapıyorsun diyeceğim de ışınlanman lazım o kadar hızlı. Nasıl gidebilir aga bu? Chucky. Aga yok. Ses seda yok. Chucky'yi göremiyorum. Herhalde Kagome'nin ruhu geldi bir yerden. Bu nerede ki ya? Ya neyle uğraşıyoruz aga ya? Neyle uğraşıyoruz ya? Buradan gidemez. Çünkü ben kamerayı şurada şey bıraktım. Bu buradaydı. E bu nerede aga? Dur bakayım. Burada mı ki? Yok aga, nerede bu? Yok. Oğlum Tiffany soracak. Chucky nerede diyecek. Ne diyeceğiz? Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Görünürde hiçbir şey göremiyorum ben. Acaba nerede ki bu ya? Yok aga, hiçbir şey yok. Yok. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Şu Chucky'yi bulmaya gidiyorum ben. Biz herhalde şaka yapıyor. Çünkü ben sanmıyorum ki Kagome gelsin birader. Ne oluyor bilmiyorum. Mevzular derin. Ben olduğum yerde ortamlar serin aga, sıkıntı yok. Ben bu Kagome'nin ruhu mudur, mu mudur anlayamadım. Ben bu Chucky'yi nerede bulacağım merak etmeyin. Diğer videolarda görürsünüz.